eğitim boyutlarını dörde ayırmışlar. Bu boyutlar da bilgi, beceri, karakter ve meta öğrenme şeklinde. Evet. Özellikle bu noktada da sınıflar açısından değerlendirilmiş. Mesela öğrenciler özellikle geleneksel sınıflarda pasif ve ezberci bir eğitim anlayışıyla eğitim görüyorlar. Ancak bunun yerine işte oyun tabanlı etkinlikler, eğitici drama, eğitsel oyunlar gibi tekniklerle daha öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanması amaçlanmakta. Bunu da tabii bu COVID-19 süreciyle beraber de teknolojik altyapıyı sağlanarak özellikle online eğitimin arttığında tabii bu doğrultuda da söylememiz mümkün. Eğitim 4.0 noktasında da özellikle öğrencilerin sadece bilgi değil hem becerilerini de geliştirilmesi, bu dört boyutla beraber derslerin işleyişinin şekillendirilmesi ve eğitim 4.0 çerçevesinde de çocuk ve gençlerin çağın ilerleyişini yakalaması amaçlanmakta. Şimdi bu bilgi ve evlilik. Evet. Son dönemde Procrastination diye bir kitap var. Bilmiyorum. Duydunuz mu? Bu kitabın sonrasında işte yine öneri kısmında yine bir aynı seriden kitaplar var. Evet. Onlar ilgimi çekti. Bir tanesi pür dikkat. İşte çağımızın sorunu olan dikkat odaklanma sorunu. Evet. Diğeri ise eşyanın dilinden anlamak. Bu eşyanın dilinden anlamak da gerçekten bu dediğim, az önce söylediğim zihinle aynı zamanda kol hareketleri, işte vücudu hareket ettirmek, el becerileri kazandırmanın gerekliliği ve onun özellikle şu dönemde işte dijital çağ ile beraber oldukça fazla erozyona uğradığı ve bunun üzerine gidilmesi gerektiği konusunda ciddi adam bir kitap yazmış. Eğitim bağlamında bunlar önemli konular diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bizim yine nesil olarak o konularda çok geri kalmış değiliz ama şu an mevcut olan gerçekten nesil o manada ciddi şeylerle, tehditlerle kesinlikle karşı karşıya. Aslında sürecin bir de psikolojik boyutu da var. Toplumsal anlamda psikolojik boyuttan da geçiyoruz. COVID-19 sürecinden baktığınızda bir kısım aslında çok fazla kaygılandı. Kimisi mesela hiç önemsemedi ve reddetti bu süreci. Günlük hayata baktığımızda da şununla karşılaşıyoruz. Aynı olaylar başımıza olsa bile kimimiz mesela çok kullanabiliyor, atlatabiliyor. Kimimiz için ise bu süreç çok zor oluyor. Şöyle bir araştırma yapılmış. Acaba demişler ki hani bunları etkileyen nelerler? Bu noktada da işte bakış açısı, farkındalık, duygu yönetiminin etkili olduğu varılmış. Özellikle kişilerin bakış açılarının olması gerektiği, duygu yönetiminde başarılı olanlar ve farkındalıkla hareket edenlerin bu noktada psikolojik toparlanma sürecini daha etkili yürüttüğü sonucuna varılmış. Bu da yapılan araştırmanın bir neticesinin sonucu. Yani en önemli faktörün bu noktada farkındalık olduğu vurgulanıyor. Bununla ilgili Evet. Psikolojik olarak da hocam şunlar önerilmiş. Sağlamlıkla alakalı olarak özellikle psikolojik sağlığını nasıl artırabiliriz noktasında deniyor ki ilk başta bir kişi kendisi SWOT analizini, yani güçlü yönler, zayıf yönler nelerdir bunları bir fark etsin. Güçlü yönlerini özellikle fark etsin. Genel anlamda depresyonda olan insanın zaten genelde bunu fark etmesi sağlanıyormuş. Çünkü onu hayata bağlı neden bu. Dolayısıyla ilk başta bir SWOT analizimizin yapmamız gerekiyor. Psikolojik sağlığınla ilgili yakınlara bahsetmek. Dolayısıyla bunu kendi içimizde aslında içselleştirmek, belki mizah, iletişimle bunu sağlamlaştırabilmek, yalnız kaldığımız zamanları azaltmak, özellikle bu noktada sosyal desteğin bize iyi geldiği vurgulanmakta. Bununla ilgili olarak da bizlerin işte rutinlerimizin olması ve umut tabii ki de çok böyle etkili olduğu söyleniyor. Umut noktasında da özellikle hocam bu süreci genel anlamda yaratıcılıkla çözebildiğimiz vurgulanıyor. Yaratıcılık konusunda da nasıl daha iyi, nasıl daha etkili gibi soruları kendimize yönelterek daha yaratıcı bir insan üretmemiz hedeflenebiliyor. Bilişsel esneklik bağlamadığımızda da bu nokta nasıl değişirim sorusunu aslında kendimize sormamız gerekiyor. Ancak şimdi bu bir nebze de aslında hayallerle de ilgili. Ama düşünüyorum ben acaba belki de yaşlarımızla ilerledikçe daha mı artık hayal kuruyoruz? Çünkü baktığınızda işte hayalden vazgeçmek için pek çok neden var. Ama eğer ki biz hayalimize sahip çıkmazsak maalesef umut bitiyor, yaratıcılık bitiyor. Ve dolayısıyla da psikolojik çöküş başlıyor. Bu hususta da özellikle psikolojik sağlamlık açısından önerilen şey de umudumuzun kaybedilmemesi noktasında vurgu yapıldığını bahsedebilirim psikolojik sağlamlık açısından. Evet. Bu da çok gündemde olan bir konu.
Evet hocam. Bu dönemde yani biz birebir yakinen çok yaşadığımız için gerçekten evet. Şu anda psikolojik anlamda da destek alan yönlendirdiğimiz kişiler de oldu yakın çevremizde. Evet, onların da şu anda olumlu dönüşlerini görüyoruz. Çok şimdiye evet. kadar hiç doktora başvurmak gereği duymayan kişiler artık gidiyorlar ve evet gerekliliği olduğu konusunda da evet önemli. Bu süreçle ilgili olarak da Sevinç Atabay Hoca şöyle bir ayrım yapmış. Demiş ki bir kuluçka dönemi olarak geçenler vardır bu süreci. Bir de karantina dönemi olarak geçenler vardır. Hmm. Şimdi kuluçka dönemi olarak geçirenler aydınlanmış olarak çıkarlar bu süreçten. Karantina dönemi olarak çıkanlar ise mutsuz olarak çıkarlar. Dolayısıyla kuluçka dönemindekiler aslında kendilerini keşfederler. Yani bu süreçte güçlü yanları neler, tutkuları neler bunları keşfediyor. Dolayısıyla aydınlanmış bir şekilde çıkıyor. Karantina olarak geçirenler ise yaralarından kaçıyor. Kendisiyle karşılaşmıyor. Belki yüzleşmekten korkuyor. Evet. Yaralarından korkuyor. Aynen öyle. Ve mutsuz oluyor şeklinde bir ayrımı var. Kimi de hocam diyor ki aslında illa herkesin diyorlar hani alim olmasına gerek yok bu süreçte. Herkes alim olacak diye bir durum yok. Dolayısıyla belki de kendi kendimize kalıp kendimizi derinleştirmemiz, belki de yalnız kalarak mutlu olmayı becerebilmemiz önemli. Bu noktada Agi Aydın Hoca'nın güzel de bir sözü var. Diyor ki eğer ki diyor siz diyor kendi kendinizde yalnız kaldığınızda mutlu değilseniz kim bilir karşınızdaki insanı neler çektiriyorsunuz diyor. Yani bu da açıkçası güzel anlamda bir söz. Bununla ilgili olarak da genel anlamda aslında bu süreçte yalnızlık sorununun çözülmesi vurgulanıyor. Yani yalnızlık problemini acaba çözebiliyor muyuz? Kendi kendimize mutlu muyuz? Kendimize bu süreçte neler katıyoruz? Neler öğrendik? Çünkü hepimiz dönüşerek çıkacağız bu süreçten. Ama önemli olan bizlere neler kattı? Kattığı değerler nelerdir? Bu noktada özellikle vurgular yapılmıştır diyebilirim. Evet. Çok güzel. Hocam, Nacım, size girişimcilik konusunda aktif olduğunuzu evet. bahsetmiştiniz. Evet. Biz tabii ki bu dönemde evet yeni fırsatlar aramak anlamında biz de bir yandan girişimcilik konusunda hani ben tabii profesyonelim şu anda profesyonel kalmak konusunda tabii ki devam ediyoruz ama bir paralelde yine işte farklı kişiler üzerinden bir yandan girişimciliği de geliştirmek o yönde de bu kursların katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Muhtelif yani aynı zamanda eşimi de bu yönde yönlendirmeye çalışıyorum şu anda. Bu konuda ne tür bir öneriniz olabilir? Girişimcilik eğitimleri konusunda mı hocam? Evet, eğitimleri konusunda. Tabii ki. Hocam girişimcilik eğitimiyle ilgili biz merkez olarak zaten eğitimler veriyoruz. Bunun dışında hani projeler yürütüyorum ben, ATOK projesi gibi. Ama siz işinize yönelik olarak düşünüyorsanız tabii ki de COSGAP girişimcilik eğitimleri var. Onlar da artık online'a döndü biliyorsunuzdur. Evet. Daha öncesinden İşkur COSGAP eğitimlerini ben daha önceden verdim. Ancak şu an online'a döndü. Online olarak yürütülen eğitimler. Bunun dışında da şu Boğaziçi Kampüs'te KOBİ danışmanlığı eğitimi veriyorum. KOBİ danışmanlığı eğitimi neticesinde de aslında KOBİ'lere danışmanlık yapılabiliyor. Belki hani o konuda ilgilerini çekerse onu da yönlendirebilirim. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde mi hocam, dediğiniz? Harma yok değil. Boğaziçi Kampüs diye ayrı bir eğitim kurumu var. Psikoterapist Doktor Serhan Doğan hocamın bir kurumu. O kurumda da eğitmen olarak görevliyim ben. KOBİ danışmanlığında online olarak eğitimlerini çektik zaten. Online olarak alıp International Therapy Center uluslararası sertifikası olabiliyor yani. Anladım. Içerisinde. Anladım. Bunu da bir araştırayım o zaman. Tabii. Biz şu anda yani İşkur COSGAP üzerinden bir işte sertifikasyon evet. yapmaya çalışıyoruz. İşte sınavına girip ilki var, ondan sonra ikincisi var. Evet. O şekilde bakalım bir farklı bir paralelden yürüteceğimiz bir iş kolu. Tabii bunu genelde yine elektronik ticaret üzerine odaklanmak suretiyle. Olacak bakalım. Öyle bir fırsatı kollamaya çalışıyoruz. İnşallah. Daha ne olur. Çünkü gerçekten bu girişimcilik gerçekten bir tutku benim için yani. İnanılmaz seviyorum. Öyle olunca da tutulunca da çok çok mutlu oluyorum açıkçası. Hiç yorulmuyorum, keyifle katılıyorum. Ve bu süreçte de en önemlisinin açıkçası network olduğunu da düşünüyorum ben. Özellikle Haydi Hocam'la birlikte de pek etkinlikte kongrelere katıldık, projelerde yer aldık. Dolayısıyla bunlarla birlikte de networking de çok yararlı
yararlarını kendi açımdan gördüm açıkçası. Bunu da belirtmek isterim. Kesinlikle, kesinlikle, evet. Kesinlikle. Evet. Hadi hocam, son olarak şey, ama bu Deloitte tarafından araştırmalardan bahsetmiştik ya, sektörel evet. değerlendirme. Evet, onlara evet, değinelim evet. mi, yoksa vaktimiz kalmadıysa daha önce değinmiştik zaten, nasıl uygun görürseniz. Vaktimiz var. Valla 10 kala kadar haber veriyor. Şu anda yeniden açtık. Vaktimiz var bildiğim kadarıyla. Tamamdır. O zaman ben kısaca sektörler, tamam. sektörel değerlendirmelerden ele alayım mı hocam? Uygunsa. Tabii tabii tabii, lütfen lütfen. Tamamdır. Şöyle COVID-19 süreciyle alakalı olarak Deloitte tarafından yapılan bir araştırma var. Bu araştırma bulgularına göre de en yüksek pozitif etkilenen kategoriler ve negatif etkilenen kategoriler şeklinde sınıflandırma olmuş. Pozitif etkilenen kategorilere bakıldığında uzaktan eğitim ve çalışma en fazla etkilenen kategoriler arasında. Bu noktada özellikle Skype, Zoom, EBA gibi video konferans ve uzaktan eğitim sistemlerini içermekte. Ve bu kategori en yüksek performans gösteriyor ve yaklaşık 15 katlık büyüme ile diğer kategorilerden ayrışmış durumda. Skype, Zoom, EBA gibi video konferans ve uzaktan eğitim sistemleri noktasında. Tabii ki Nisan ayında bir yaygınlaşmış, Mayıs ayında da bu kategori olgunluğa erişmiş. Peki en hızlı gelişimi acaba hangisi göstermiş? Bu noktada da MEB'in uzaktan eğitim sistemi olan EBA en hızlı gelişimi gösterdiği araştırma bulguları arasında yer alıyor. Zoom'a baktığımızda şu anda da kullanmış olduğumuz 99 kişiye kadar video konferans verebilme özelliğiyle beraber kullanıcı sayısı inanılmaz artıyor hocam. 10 milyondan 300 milyona çıkıyor ve pandemi sürecinde müthiş rakama ulaşıyorlar açıkçası. Bununla birlikte WhatsApp kullanımına baktığımızda da %40 artış olduğunu söyleyebiliyoruz. İnsanlar şimdi bu bir kategoride çalışma. Kategoriye baktığımızda insanlar tabii ki spor alışkanlıkları olan insanlar spor salonları kapandı. Dışarıya da çıkamıyorlar. Dolayısıyla ellerinde fitness uygulamaları indirmeye başlamışlar. Bununla beraber de psikolojik olarak psikolojik iyi oluşları açısından da meditasyon uygulamalarını çok fazla tercih ettikleri ve bu bağlamda yoğun talep görüldüğünü söyleyebilmemiz mümkün. Tabii ki insanlar daha çok hastaneye gitmekten çekindiler. Eskiden küçük bir rahatsızlığımız olsa hemen hastaneye gidebiliyorduk. Ancak şu süreçte hastaneye gitmek çok daha tehlikeli duruma geldi. İnsanlar da toplum olarak da dolayısıyla daha çok kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu noktada da sağlık destek ürünlerine olan artışın söz konusu olduğunu vurgulayabiliyoruz. Vitamin, bal, aktar ürünleri gibi destekleyici sağlık ürünlerine talebin arttığı vurgulanabilir. Bununla birlikte de tıbbi malzeme ve kişisel koruyucu ekipmanların olan talep de %300 artmış. Yani düşünebiliyor musunuz hocam? Tıbbi malzeme ve kişisel koruyucu ekipmanları olan talep %300 artmış. Ulusal market zincirlerine bakalım. Hazır gıdalara yönelik talepler artmış. Özellikle makarna, un, hazır çorba gibi gıdalarda büyük miktarda talepler edilmiş. Shop, Migros gibi marketler yine evlere teslimat hizmetlerine başlamışlar. Migros bu konuda çalışanlarının özellikle motive etmeleri hususunda ünlülerden destek almış. Bu noktada insanın değer noktasında güzel bir uygulama yapmış. Hobiler konusunda da insan tabii ki de evde kendi kendine kalınca daha çok hobilerine yönelmişler. Bu noktada örgü, el işi gibi hobi sitelerine de yüksek bir ilgi olmuş. Bununla birlikte tabii ki yemek sitelerine olan ilgi de arttığını söyleyebiliriz. Müzikle ilgili olarak da Spotify gibi üyelik modeli sunan müzik platformları da yine yükselen trendler arasında ve bu trendin de yine devam edileceği düşünülebiliyor. Şimdi özellikle gençlere denildi ki işte kesinlikle sosyal ortamdan kaçının ve evlerinizde kalın. Dolayısıyla gençler de sosyalleşmek istiyorlardı. Türkiye'de de bu noktada Tinder, Happn gibi tanışma uygulamalarının kullanımları artmış. Bir diğer kategorimiz ise internet TV. Özellikle Netflix ve Blue TV tüketicilerin %50 daha fazla ilgilenmişler. Netflix'in müthiş bir rakamını iletmek isterim açıkçası. Bu yıl hocam Netflix'te 16 milyon yeni abone kazanılmış. Yani 16 milyon yeni abone bu COVID-19 sürecinin etkisiyle kazanılmış. Ve son 3 ayda 5.8 milyar dolarlık gelir elde eden şirketin net karı %106 artışla 709 milyon dolara fırlamış. Yani müthiş bir ilerleme olduğunu söyleyebiliyoruz. Acaba diyorum ki hani genel anlamda hep böyle pandeminin krizde olduğu ve olumsuzluklarından bahsedilirken
bu şekilde de aslında bir fırsatı çeviren şirketler olduğundan da bahsedebilmemiz mümkün. Yani pandeminin öteki yüzü dediğimiz aslında hem krizi barındırıyor, aynı zamanda da tabii ki fırsata dönüşenlerin de ne kadar kazançlı çıktığını da söyleyebilmemiz mümkün. Çocuk bebek ürünlerine bakıldığında mama, bez, çocuk kıyafeti ürünlerinde Mart'ta özellikle sert bir yükseliş gösterilmiş. Ama bebek arabası gibi dayanıklı ürünlerde ise daha çok bir azalma söz konusu olmuş. Kıyafet ayakkabıya bakıldığında salgın gündem olmaya bağlandığında insanlar şunu fark etti. Benim için önemli olan giysi değil, sağlığım çok daha fazla önemli. Dolayısıyla kıyafet ayakkabı zorunlu bir durum olmaktan çıktı. Bunun yerine daha çok sağlık daha fazla ön plandaydı. Bu noktada da online olarak alışveriş siteleri indirimlerde çok fazla indirim yapmaya başladılar ki taleplerde artış sağlayabilmek açısından. Medyaya baktığımızda az önce de bahsetmiştim, yine YouTube işte yalan haberlerin yayınlanmasını önlemek adına içeriklerini kısıtladı. İşte Dünya Sağlık Örgütü TikTok uygulaması açtı gibi. Evcil hayvanları olan insanlar da mama, yem, kum, oyuncak gibi satın aldıkları ürünlerin artışı söz konusu olmuş. Oyun sektörüyle ilgili olarak özellikle GameFit Türkiye kurucusu Ercan Altuğ Yılmaz Hoca'yla birlikte de bir canlı yayın yapmıştık. Orada da oyunlar bültenine göre de oyun sektörü Nisan 2021'sine göre %132 artmış. Yani bir ilerleme ve oyun sektörünün daha da gelişeceği öngörülüyor. Ben de eğitimde mesela eğitimde oyunlaştırmayı kullanıyorum. Özellikle Milli Eğitim Bakanımız tarafından da bu konu ciddiye alınmış ve eğitimde oyunlaştırmanın daha belki sıklıkla uygulanması, bu özellikle 21. yüzyılda becerilerini geliştirmesi açısından da yarar sağlayacağı düşünülmekte. Çünkü öğrenciler hem eğleniyorlar hem de deneyimleyerek öğrenmeleri mümkün olabilmekte oyunlarla beraber. Konsol ve bilgisayar oyunlarında düşüklük söz konusuyken özellikle Z kuşağına hitap eden PUBG gibi mobil oyunlarda ise %50'den fazla artış oldu yine veriler arasında. Piyasa hassasiyetiyle ilgili olarak önümüzdeki dönemlere devam edeceği öngörülmekte. Kişisel bakım ve kozmetiğe yönelik olarak ise kadınlar açısından bakıldığında kişisel bakım ürünleri kozmetiğe göre daha iyi performans göstermiş. Çünkü artık insanlar anladılar ki hani kozmetik ürün değil benim çok önceliğim, kişisel bakım. Dolayısıyla bu ürünlerde artış söz konusu oldu. Bununla beraber hijyen ürünleri, ev tüketim ürünlerine de talebini arttığı söz konusu. Kitaplara baktığımızda bu kategoride de yine bir artış söz konusu, güzel bir bilgi. Ancak Nisan ayında kitap satışları yavaşlamış. Bunun yerine mesela sesli kitap satışlarında bir hızlanma ve kuvvetli bir trend ilerleyen dönemlere devam etmesi bekleniyor. Özellikle sesli kitap satışlarıyla ilgili olarak. Ulusal marketlere olan ilgi indirim marketlerine göre daha yüksek olmuş. Düşüklere baktığımızda da yine sadece hep olumlular mı vardı, olumsuz etkilenenler olmadı mı? Elbette ki oldu. Örnek vermek gerekirse özellikle petrol sektörünün değer kaybetmesinin sebepleri arasında uçakların yerde kalması, gemilerin de kıyıya demir atması gibi nedenler sayılabiliyor. Bununla beraber ev gereçlerine bakıldığında dekoratif objelere yöneldikleri vurgulanılmış. Sosyal medyaya baktığımızda sosyal medyada Twitter'ın ilk başlarda çok daha yaygın kullanıldığı, ancak Nisan ayıyla beraber de Instagram'da özellikle canlı yayınların da içerik üretimleri sayesinde Instagram'daki de artış söz konusu. Günümüze baktığımızda hem Twitter hem de Instagram'ın yine aktif olarak bu süreçte kullanıldığını söyleyebilmemiz mümkün. Elektronik açısından küçük ev aletleri kategorisinde bilgisayar kategorisi de yine artışta olduğunu söyleyebiliyoruz. Bankacılık sektöründe maalesef ki tabii ki ticari hayat yavaşladı. Dolayısıyla bankacılık sektöründe de bir kayıp söz konusu. Ancak salgının başlangıç fazında kamu bankaları özel bankalara göre daha aktif davrandığı için bu doğrultuda daha iyi performans gösterdikleri gözlemlenmiş durumda. Eğitim kurumlarında okullarda ve üniversitelerde tabii ki aralar verildi ve online eğitime doğru bir geçiş söz konusu oldu. Özel sektör açısından bakıldığında da özellikle beyaz yaka çalışanların işte daha çok motive edilmesi açısından ve eğitilmesi açısından da sertifikalı ve uluslararası platformların öne çıktığı görülmekte.
Kargo firmaları açısından da firmalar genel anlamda kendi lojistik imkanlarını bu süreçte daha çok kullanmışlar. Ve kargo firmalarının etkileşim artışı daha az olmuş. Ancak kargo firmaları da bu konuda el değmeden hijyenik kargo paketleme hizmetleri uygulamaya başlamışlar. Yerel pazar yerlerine ilgi artarken yabancı pazar yerlerine ise yüksek bir talep kaybı söz konusu olmuş. Sosyal ve ticari hayat yavaşladı. Dolayısıyla başta E-Devlet olmak üzere kamu hizmet platformlarının etkileşimleri de azaldı. Ancak özellikle Nisan ayında devlet tarafından sunulan pandemi özel destekleriyle beraber yine E-Devlet hizmetlerine olan talep de yine bir artışa söz konusu olmuş. Mobilyalara baktığımızda insanlar mobilya almak yerine bunun yerine daha çok dekorasyon ürünleri almayı daha çok tercih etmişler. Spor dışı harcamalara olan eğilim arttığını söyleyebilirim. Ev, iş yeri, arsa kiralama, satış yapılan sitelerde negatif bir trend söz konusu yani emlakla alakalı olarak. Otomobile baktığımızda otomotiv sektörü piyasa değeri olarak ciddi bir kayıp yaşadı. Ancak bir diğer ekonomistlerde şöyle bir yargıları var. Deniyor ki insanlar toplu taşıma daha tehlikeli olabileceği için dolayısıyla toplu taşıma kullanmasın ve kendi özel araçlara olan ilgi çok daha fazla artacağı vurgulanıyor. Bunun da otomobil fiyatlarına yansıyacağı vurgulanıyor ki zaten yansımaya da başladığını görmekteyiz. Yemek siparişleriyle evet. ilgili olarak yemek siparişinde bir azalma söz konusu. Ancak Yemek Sepeti İnsan Kaynakları Müdürü İlke Çantuk bu kritik dönemde de yine iş alımlarının devam ettiğini ve temassız teslimat uygulaması kullandıklarını belirtmekte. Olumsuz olarak tabii ki havayolu şirketleri negatif olarak etkilendi. İş eleman arama platformları, kariyer platformları negatif olarak etkilendi bu konuyla ilgili olarak. Oto kiralama, mücevher takı gibi lüks tüketim kategorileri negatif olarak etkilendi. Tabii ki ulaşım, otobüs, deniz yolu, demir yolu gibi yolcu taşımacılığı negatif etkilendi. Turizm sektörünü söyledik. Ve son olarak da kültür sinema. Yani sinema, konser ve tiyatrolar da iptal edildi. Dolayısıyla onlar da negatif etkilenen sektörler arasında olarak sözümü tamamlayabilirim hocam. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben bayağı teşekkür güzel anlattınız. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet. Soru var mı acaba? Varsa alabiliriz. Harun Bey'den. Evet, bir çat. Sorudan ziyade evet bu noktalardaki tespitler. Bunlar tabii ben pandeminin başında da böyle bir araştırma dinlemiştim. Biraz değişiklikler var burada. Özellikle bu konusu tabii ilginç. Bu sosyalleşmeyle ilgili yani Netflix gibi medya araçlarındaki artış. Ondan sonra biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük bu zamana kadar yapmış olduğu hizmet ihracatı ya da daha doğrusu Peak diye bir oyun üreticisinin satışı gerçekleşti. 1.8 milyar. Evet. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük satışı bu döneme rastlamış olması bir tesadüf değil. Bazı şeylerin işaretçisi. Evet, Unicorn. Çok evet. Tıbbi malzeme gerçekten ilginç bir konu. Biz de bu arada bu sektöre giriş yaptık. Ama giriş yapmamızla beraber özellikle Avrupa'da bu trendin çoktan yol alıp gittiğini tespit ettik. Sanki birileri pandemi çok önceden sezinlemiş ve pozisyon almış gibi bir durum gördük. Onu ilginç bir anekdot olarak iletmem gerekiyor. Şu anda yapılan bir yatırımımız var, işliyor ama biraz hayal kırıklığımız yok değil. ama bakalım daha işin şeyindeyiz yani daha başındayız. İyi bir iş yapıyoruz yani kaliteli ürünler çıkarıyoruz. O manada bakalım bir olumlu şeyimiz var, beklentilerimiz var yine. Evet, kozmetik konusu ciddi bir konu. Orada da o trendi görüyoruz. Çünkü ben de Watson's'a tedarik zincirinde yer alıyoruz. Evet, kozmetikte düşüş ve kişisel bakımda artış. O da ciddi bir anekdot. O önceki dönemlerde tespit edilebilmiş bir konu değildi. Ama maalesef şu anda ciddi şekilde bu sektör de yer almış durumda. Evet. Mirlok, lojistikte mi çalışıyorsunuz Harun Bey? Evet. Çok güzel.
Yani biraz anlatabilir misiniz neler yapıyorsunuz? 10 dakikamız gerçi süre bitmek üzere ama çok kısa bir değerlendirme sizden Tabii. alabilirim. Sonra Pınar Hanım'la bitirelim söyleşimize. Tabii bizim sonuçta biraz farklı bir nasıl diyeyim çizgimiz var. Şöyle ki ekspres hızlı kargo taşımacılığının aslında bel kemiği üzerinden evrilmiş bir şirketiz. Burada değişen nasıl diyeyim trendler ve değişen araçlar ve değişen yaklaşımlar itibariyle biraz non-asset bir kurumumuz. Ama non-asset derken belirli yapı taşlarımız var. Onlar da özellikle Türkiye'de İstanbul'da bir büyük bir hub'ımız var. Bu hub uluslararası manada gümrüklü ticaretin yapıldığı bir noktada yer alıyor. Dolayısıyla da buradan yönettiğimiz bir ciddi bir trafik var. Çok stratejik nasıl diyeyim, öngörülere istinaden oluşturulmuş bir yapımız var. O manada şu anda kısa zamanda sektörde ayrışmış durumdayız. Çünkü aynı zamanda bu öngörülerle beraber biraz legislation dediğimiz yani kanun yapıcı kısmında da rol alıyoruz. Devletle olan kurumlarla, daha doğrusu devletin kurumlarıyla alakalı çok ciddi etkileşimimiz var. Bu anlamda da sektöre yön vermeye çalışan, bu manada da işleri kolaylaştıran, önünü açan ve dolayısıyla da buradan da fırsatlar yaratmaya çalışan bir kurumumuz. Öyle ifade etmem gerekir kendimi. Şu anda profesyoneller olarak bir arada konuştuğumuz vakit. O manada biraz Türkiye'deki ortalama firmaların şeyinden ayrıştığımızı söyleyebiliriz. O manada hızlı, çevik hareket edebilen bir kurumumuz. Kısaca böyle özetleyeyim. Evet. Peki çok Memnun teşekkür oldum. ediyoruz. Çok sağ olun. Evet Pınar Hocam son söz sizde. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel katkı verdiniz gene. Burada daha iyi etkili oldu. Önceki söyleşimizde de güzeldi. Burada da Zoom üzerinden yaptık. Önceki Instagram'da. Burada da ayrı zamanda Harun Bey'e katkıları için teşekkür ederim. Çok güzel katkı verdi. Söyleşi daha da güzelleştirdi. Uygulamadan Teşekkürler. örnekler verdi. Sağ olsun. Evet Pınar Hocam son sözü sizi bırakıyorum. Buyurun. Sağ olun. Çok Hocam teşekkür öncelikle ediyorum. nazik davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ olun. Benim için çok keyifli dakikalardı açıkçası. Harun Bey sizinle tanıştığıma çok çok memnun oldum, mutlu oldum. Mukabele çok Çizgilerde de teşekkür ederim. görüşmek de isterim. Çok değerli katkılarınız için de çok teşekkür ediyorum. Olsun. İnşallah farklı platformlarda tekrar bir araya geliriz. Bizleri buluşturduğu için Hadi Hocama da tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sağ olun. Çok Evet, çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ olun. Tekrar Hadi görüşürüz. hocam, Pınar hocam. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere Tamam. inşallah. Görüşmek üzere. Dediğimiz gibi network çok önemli. O Evet, manada ben de evet. kayıtları alıyorum. Görüşmek dileğiyle tekrar. Çok sağ ol. Görüşmek Hatta üzere, sağ sağ olun. olun. İyi Sağ olun. İyi günler, iyi akşamlar. çalışmalar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar.